Şimdi mesela orada Aldemir diye bir arkadaş var. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Bu listelerden önce 7-8 defa televizyonlara çıktı, çıkartıldı, konuştu filan. Aldemir. Aldemir. Evet. Sonra herkes bekledi ki hiç olmazsa oradan, değil mi? Yani bak yıllardır senin yanında sana destek veren. Listede o yok. Peki milliyetçi diye adlandırılan kim var? Hiç kimse yok. Efendim İlhan Kesici var. Geç onu. O zaten yani o ayrı bir şey. Anladım. Kim var sende? Yok. Milliyetçileri kullandın kullandın. CHP için söylüyorum. Evet. İyi Parti için de aynısını söylüyorum. Ya İyi Parti'nin kuruluşundan itibaren yokluklar içerisinde 26 tane, onların en az 15-16 tanesi benim can ciğer arkadaşım. İyi Parti'de olanlar, İyi yöneticilerden, evet. Hepsini tasfiye etti. Kim tasfiye ediyor? Meral Akşener. Yerlerine kimi getiriyor? Şimdi yani bunları... Şimdi Sayın Bakanım, şimdi böyle söyleyince ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in kendi iradeleri dışında bir müdahaleyle onları tasfiye ettiği aklıma geliyor. Ben şeyi anlamam. Bak, Yani bir tasfiye var ama kendi iradelerinin dışında müdahale var. Nasıl o 3 gün gittikten sonra, o 72 saat sonra oraya kim oturtmuşsa, ki tabii sizin özellikle dostlarınızdan dolayı oturduğunu iddia ediyorlar ama kim oturtturmuşsa o irade yönetiyor diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki, Evet. bakın burada ince bir nokta şu. Yani ya şimdi bak mesela İyi Parti dedi. İzmir'de olduğu için hemen söyleyeyim. Fırat Çakıroğlu diye bir ülkücü genç arkadaşımız var. Evet, Ege Üniversitesi'nde İzmir. MHP'li bir arkadaşımızdı. Şehit Evet, ettiler ülkücü. onu. PKK'lı köpekler, katiller. Bunu şehit ettiler orada. Evet. Şimdi onu şehit eden alçağa dikkat edin ama. Şehit eden alçak cezaevinde değil mi? Cezaevinde. Evet. Ona paraya maddi yardım yapan adamı Meral Akşener denilen kadın geldi. Dava mı açtı? Bir dakika. İstanbul Üçüncü ikinci bölge bölge. ikinci sıradayı yaptı. Seyitan işsiz. Tam bir şaka bu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ve söylenildiği vakit bunu kim söylüyor şimdi? Rahmetli Çakıroğlu'nun babası. İşte bu Allah bahsediyor. Allah. Evet. Yani şimdi kardeşim bak buyurun. Yani ben söylemiyorum. Şehit Fırat'ın babası İyi Parti ihanet için. Evet. Bu ekrana gelsin lütfen. Evet. Şimdi arkadaş. Ama böyle bir şey olabilir mi? O zaman burada başka bir şey var. Yani onu aramak lazım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben Yani bakın şimdi. hayır, ona size söylemiyorum canım. Yok Siz yok. şey yapmayın. Evet. Rıdvan Beyciğim şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi parça parça masanın üzerine bir şey koyduğunuz vakit Allah Allah filan diyor. Ya buna diyorlar ki ya ona niye veriyorsun? Diyor ben anlamam diyor. Ben diyor yardım ederim diyor. Bak ikaz etmişler. Allah Allah, enteresan. Ve bunu Meral Akşener şimdi vatan, cart, curt, milliyetçilik asıyor kesiyor. Değil misin be? Ne diyorsun lan? Meral Akşener. Sen şehidin alçakça şehit edilen kardeşimizin katiline para yardımı yapan adamı geldin İstanbul'da seçilecek yere koydun. Ne milliyetçisi be? Ne milliyetçisin sen? Beni konuşturtma. Sinan Ateş'le ilgili öyle demiyor Meral Akşener. Bu şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız diyor. Geç. Ama bu tarafta bir şehit Bu daha ne? var. Bu ne? Bak şehidin babası söylüyor. Sen bırak Sinan Ateş'i filan. Allah rahmet eylesin. Manşette İyi Parti ihanet içerisinde diye atmışlar. Evet. Manşeti. Evet, o şekilde Buyurun. atmışlar. Evet. Şimdi kardeşim al bak demin de söyledim. Yıllarca onun metnini yazan adam diyor ki Akşener'in partisini FETÖ'cüler esir aldı. Allah Allah. Sen şimdi yani bunları Onu Meral Akşener'in özellikle metinlerini yazan şahıs değil mi o Evet, efendim? evet, Evet. evet. Şimdi bunları hatırladığımız vakit
Ben Hasan Sami Özvarinli. Evet. Evet. Yani ben şahsen bak yine söylüyorum. Yani Allah'ım diyorum aklıma mukayyet ol. Ne günlere geldi? MHP ortada. Devlet Bahçeli ortada. Devlet Bahçeli yani MHP'ye bir şey söylemiyorum. MHP'lilere. Ama Devlet Bahçeli rahmetli Türkeş'in el yazısı mektupta da cezaevindeyken bu Devlet Bahçeli gençleri kışkırtıyor. Bu MİT ajanıdır. Gerçekten MİT ajanı mıymış o? Evet. İstihbaratçı mıymış? Ben hani ben bilmem. Ben Türkeş'in mektubundan. Mektuptan bahsediyorsunuz. Abi. Hatırlayın burada da gösterdim de. Gösterdiniz daha önce evet. Gösterdim. Yani mektup bende. İtiraz etsin. İtiraz'da gece duvara MHP yazan insanlar içeri atıldı. 13 tane ülkücü kuruluş vardı. Ben aynı zamanda MHP'nin genel sekreter yardımcısıyım. Doğru. Hem de Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin genel başkanıyım. Evet. O süreçte dönemde Ülkücü Kadınlar Derneği, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği falan. Sayın Yaşar Okuyan, Alparslan Türkeş sizin evinizde saklandı. Hayır. Ne oldu o zaman? İhtilalden bir gün önce ihtilali haber alan bir tek kişi benim. Tamam. Bir gün önce. Tamam. Ve onun üzerine Türkeş'i oranda evinden alıp kaçıran sizsiniz. Bizim eve getirdik. Orada planlama yaptık. Tamam. Sonra onu bir arkadaşın evine. Ha, tamam. O dönem. Öyle hatırlıyorum çünkü. Tamam. Sizde bir ilgisi vardı çünkü. Yani o darbe aşamasında rahmetli Alparslan Türkeş'i evinden aldınız arkadaşınızla. Size geldi. Planlamalar yaptınız. Orada işte Tuğrul Türkeş, Rami Zongun vesaire bir arkadaşlarla sonra onu bir arkadaşın evine bir emrivaki yaptık. Orada ayrı bir şey.